Şu anda kantaronun tam mevsimi. Dağlarda kantaron çiçeklerini topluyoruz. Hazar bak şu yukarıda çok fazla var. Gel. Kantaron çiçeklerimizi doğadan topluyoruz. Çünkü yeri görmüyorum. Şu ileride de. Hı? Şunları almayacağım. Yok yok, hadi geri verelim. Burası Muğla'da Gülağzı Mahallesi olarak geçen bir bölge. Gülağzı'nın girişinde bir ormanın içindeyiz şu anda. Kantaron çiçekleri burada yoğun miktarda bulunuyor. Yer yer ada çayları da var. Ama ada çayı bu bölgede hakim değil tabii ki. Geri dönelim. Nerede? Ya da yukarı doğru çıkmamız lazım. Aşağıda tarla başlıyor çünkü. Bu aşağımızda bir badem tarlası var. Badem tarlası mı denir? Yani badem ağaçları var şu bölge. Bunlar Datça bademi dedikleri badem türünden. Burada şu aşağıdaki ev sahipleri bu badem ağaçlarını işliyorlar. Onlarla görüşüyoruz mevsim geldiğinde. Bu tarlanın yukarılarına çıkmamız lazım. Şu anda bir kantaron çiçekleri bölgesine geldik. Burada çok fazla bulunuyor. Şimdi buradan toplayarak devam edeceğiz. Bakalım çantamızı sadece bu bölgede doldurabileceğiz mi? Buradan hedefimiz 5 litreye kadar bir kantaron yağı kuracağız. Özellikle çiçeklerinden olmasına dikkat ediyoruz, saplarından değil. Böylece daha etkili oluyor. Kıvamı da daha iyi oluyor. Burada bazı köylüler saplarını da fazlaca kullanıyorlar. Çok tercih etmiyoruz aslında. Yine de iyi tabii yani. Bazıları henüz tomurcuk aşamasında. Şöyle gördüğünüz bunları almıyoruz çünkü bunları bir sonraki seferde alacağız. Çiçeklerini açtıkları zaman. Özellikle tam çiçek açmış olan örneğin bunun gibi çiçeğini açmışsa bunu alabiliyoruz. Şu bölgede çok sayıda var. Şimdi bir kapatayım bunları ben toplayayım. Görüşmek üzere.